arıtmak demektir. Yani ilmi konuları arıtmanın, arı duru hale getirmenin, saflaştırmanın, netleştirmenin metodu. وَالْنَنْتَكِلْ Geçelim diyor. بَعْدَ هَذَا Bu yukarıda efendim anlattığımızdan sonra اِلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ Diğer bir tarafa geçelim. Canibi ahar da neyin canibi aharı? مِنَ الْمَوْضُعِ الْاِلْمِيِّ İlmi konuların peki bir diğer yönüne geçelim. Biz yukarıda işte bize göre ne oluyor peki gerçek? Batıya göre ne oluyor vesaire ondan bahsettik. Şimdi diyor ki ilmi konuların bir diğer tarafına intikal ederek tenetesaelu diyoruz ki soruyoruz ki ma huvel menhecul ilmiyyun. Evet. Ma huve nedir peki? El menhecu metot el ilmiyyu ilmi metot nedir? Ellezi öyle ilmi metot ki yulebbi lebba yulebbi bir şeyi yerine getirmek demek. İcabet etmek demektir. Ma huwa al-manhajul ilmi allazi yulabbi at-tahqiqa. Yani incelemeyi ne yapıyor? Yerine getiriyor. Araştırmayı, inceden ince araştırmayı yerine getiriyor. İnceden ince araştırmaya icabet eden peki ilmi metot nedir peki? Fi da'van min ad-da'awa. Herhangi bir davada ev faradiyetin min al-faradiyat. Yani tasarlanan herhangi bir tasarımda, tamam mı? Düşünülen herhangi bir konuda araştırmaya icabet eden, araştırmayı yerine getirecek olan ilmi metot nedir peki? Fima şol bir noktada ki tevada aleyhi, tevada aleyhi, tevada ala, yani bir şey hakkında hem fikir olmak, uyuşmak demek. Nerede peki yani araştırma, incelemeyi efendim yani üstlenen ilmi metot? Fîmâ şol bir konuda ki tavada aleyhi, onun üzerinde peki anlaştı ne? Ulema-ül garbi, batılı alimler, bilginler. Batılı bilginlerin peki üzerinde ittifak sağlıkları konularda, tamam mı? Herhangi bir ondan sonra konu veya tasarlanan şeyde araştırmayı yerine getirecek olan, araştırmada kullanacak olan efendim ilmi metot nedir peki? Fenekule diyoruz ki biz emma tilkel faradiyyatul mutaallikatu bil ulumit tabiiyyeti emma imdi tilkel faradiyyatu şu farazi ondan sonra tabii ilimlerle fizik ilimleriyle yani şu tabiatta görülen varlıklarla alakalı ilim ne oluyor? İlmi tabi'a oluyor. Fizik ilimlerle alakalı olan farazi, tasarım söz konusu olan şeyler var ya, meseleler emma tike faradiyyat el mutaallikatu bi ulumut tabiiyyeti. Fizik ilimlerle alakalı faradi, düşünülen konular var ya, tamam. Fakat istata'at Avrupa, Avrupa efendim yani muhakkak ki Avrupa muktedir oldu. Bed'en başlayarak min asrın nahda yani nahda ayağa kalkmak yani ayağa kalkma çağından itibaren işte sanayi inkılabı yapıldı, batı uyandı yani ayağa kalktığından itibaren batı ne oldu? Muktedir oldu. Neye? En tübdi'a ortaya koymaya lehu bu iş için ondan sonra menhecen bir efendim şey metot. Bu metot da peki minet tecrübeti vel müşahedeti. Tecrübe ve müşahedeye dayalı bir metodu ne yaptı peki? Bu efendim şey için, tahkik için, evet yukarıda onu söylemiş değil mi? Yüle bir tahkike, yani herhangi bir davada veya faradi olan bir efendim konuda inceleme yapmak için gerekli olan ilmi metodu yani ortaya koymaya ne yaptı? Girişti, muktedir oldu. Fakat istataat, Avrupa var ya muktedir oldu Avrupa. Neye? Nasıl? Bed'en başlayarak min asrın nehdati, kalkınma çağından itibaren, kalkınma ve yükselme döneminden sonra peki batı muktedir oldu neye? En tübdi'a, ortaya koymaya. Lehu, bu tahkik için, evet, konuları araştırmak için ne?
menhecen bir metot, o metot da minet tecrübeti vel müşahede, deney ve gözlemden kaynaklanıyor. Deney ve gözleme dayalı demek ki bir araştırma metodu ortaya koydular diyor. Ki tetevferu, bu efendim, birikiyor fihi o metotta ne küllü mukavimati rav'ati ve dikkati. Rav'a, korkudan yani kaynaklanan hürmet duygusu, güzellik demektir, şaşırma demektir. Evet, öyle tecrübe ve deney ve gözleme dayalı bir metot ki teteveffero, bir mevcut oluyor fihi o metotta ne küllü mukavimatı rav'ati ve dikkati, dikkat, incelik ve güzellik dinamikleri, esasları kendisinde bulunan demek ki tecrübe ve müşahedeye dayalı bir metot ortaya koyma muvaffak oldu. Anlaşıldı mı? Adam yani kalem bayağı kuvvetli. Hocam kalkınma çağı derken bu sanayi... Rönesans ve reform mu kastediyorsun? O da olabilir. Bir de 17. yüzyılda başladı sanayi inkılabı devrimi. Ondan sonra. Ve neyse ze fakat. Sadece bu değil ha. Batı'nın yaptığı. Bel bilakis innel fikrel urbiyye, Avrupa'yı düşünce var ya, Avrupa'yı düşünce istata muktedir oldu en yestehdime, kullanmaya neyi? Seyrel iktişafati, yani icatların mesela seyrini, vel ihtiray aynı manada, icatların seyrini kullandı. Yani icatlar, bu icatların ard arda gelişini istihdam ettiler, kullandılar. Peki ne olarak? Vesileten, araç yaptılar. Nereye? لِدَّعْمِ تَجْرِبَةِ الْاِلْمِيَّةِ, ilmi deneyleri desteklemeye vesile yaptılar. Daha neye vesile yaptılar? وَشَدِّ اَزْرِهَا, o ilmi tecrübenin sırtını kuvvetlendirmek. Şedde, ezir yani birine yardım etmek demektir. Sırt manası da var tabi. Üştüd bihi ezri var ya Taha suresinde. Sırtımı kuvvetle ya Rabbi. Destekle. İlmi tecrübeleri aynı zamanda ve onları destekle, kuvvetlendirmeye destek yapmak için ne yaptılar peki? Keşifleri ve icatları da vesile yaptılar. Daha neye vesile yaptılar? Vel istifadil azimeti minha. Minha yani minet tecrübe el ilmiye. Deneylerden azami derecede istifade elde etmeye vesile olarak ne yaptılar? Kullandılar neyi? İcatları, şunları, bunları vesaire vesaire. Şimdi aşağıdını söylüyor bir numarada. El menhecü tecrübiyyü. Deneysel metot var ya, deneysel metot innema makaki yeslahu, elverişidir muhtemeden dayanak olmaya, lil ulumü tabiiyeti, fizik ilimlerin dayanağı olmaya elverişidir deney. Oldu mu? Mesela işte belki bilirsiniz, bizim zamanımızda vardı fizik dersini. Mesela bir keresinde sınıfta yapardık diyelim mesela işte veya kimya dersini, ondan sonra öbürünü mesela hocam bizi laboratuvara getirdi o şekilde. El-menhü tecrübiyyü, peki deneysel metot var ya, deneysel metot innama yaslahu, elverişli oluyor muhtemeden, peki itimada lil ulumü tabiiyeti, fizik ilimlerin muhtemedi, dayandığı yani net bir şekilde anlaşılamaz fizik ilimleri illa, ancak peki nasıl anlaşılır, neden hakette antarikil bet'i, başlamak yoluyla, neye girişmek yoluyla, bir mevduatin, bir takım konulara gireceksin ki tucedi, o konular bulunuyor fit tecrübetil hariciyeti, efendim yani dış dünyadaki tecrübelerde bulunan konular, öyle konular ki tecrübe ki el baideti, uzaktır bu. Ondan sonra an vahyil akli, aklın mesela ilham almasından, evet tefkiri ve diğer düşünceden vesaire, tamam mı? Yani fizikte böyle düşün ondan sonra vesaire, yani psikoloji gibi değil bu yani fizik. Yani ne olacak peki? Aklın peki ilhamından veya düşüncenin sana vermiş olduğu bir takım yani değerlerden uzak, dış dünyada söz konusu olan tecrübede söz konusu olan konulardan girmek gerekiyor diyor.
neye? Tabii ilimlerde idrak sahibi olmak yani. Sümme sonra tefrid en tuce. Tefridu nefseha. Sonra sen peki var ya o konuları, bizzat o konuları tasarlıyorsun. Aleyhi. Onun üzerine. Evet. Aleyhi. Evet. Aleyhideki tarih yani. Sonra o konuları sen ne yapıyorsun peki? O konuları, o tecrübe ve efendim yani bu aleyhideki tarihe gidiyor. O tarih üzere o konuları ne yapıyorsun, tasarlıyorsun? Nasıl da tıpkı ma dellet aleyhil müşahede ve tecrübetü. Gözlem ve deneylerin delalet ettiğini anlattığına mutabık olarak sen o peki konuları ne yapıyorsun? Tutuyorsun peki o tabi ilimler için söz konusu olan peki yol üzerine tasarlıyorsun yani. Farada bir şeyi zorunlu ve yükümlü kılmak demektir. İzmin şe'ni hazil ulumi. Fizik ilimlerin bir özelliği vardır. Nedir o? Ella tudreki idraken yakiniyen. Yani kesinlikle bir şeyi anlayamazsın. Yakin, net bir şekilde. İlla ancak anlarsın. Mesela diyelim ki bir tsunami mesela. Değil mi? Bir deniz mesela, bir fiziksel bir olaydır. Ondan sonra diyelim ki işte suyun mesela kaynaması. Bunu sen kafayla düşünsen teorik kalır, olmaz. Ya kaynatacaksın, göreceksin, bakacaksın hakikaten 100 santigrat'a kaynıyor değil mi? Bu mutlaka ısınacak ve görecek. Diyelim mesela ne olur? -100 derece donuyor mu bu peki? Bunda ne yapacaksın peki? Suyu soğutacaksın, göreceksin. Bu işte. Anlaşılır mesela bu fizik ilimleri ama antariki başlamakla ki bu konular var ya tucedi fit tecrübeti el hariciyeti dış dünyada söz konusu olan tecrübe ya ne demek oluyor bu dış dünyada bunlar yani el ba'id an vahyil akli ev tefkiri tam onu akıl şey yapmıyor yani bir ilham var yani veyahut da işte düşünce vesaire falan filan sayesinde o konular bulunmuyor ya tecrübe ve efendim deneyin ortaya koymuş olduğu şeyler konular. Sümme tefridu nefseha. Sonra sen ne yapıyorsun peki? Bizzat peki bu konuları yüklüyorsun. Aleyhi o yola uyguluyorsun yani bir yerde. Nasıl tıpkı ma dellet aleyhil müşahede ve tecrübetü. Gözlem ve deneyin delalet ettiğini ortaya koyduğuna uygun bir tarzda sen o konuları ne yapıyorsun peki? O metoda, tarika efendim tasarlıyorsun, yüklüyorsun. Ve alel akli peki burada akla ne düşüyor peki bu durumda? Ve alel akli akla şu gerekiyor. Bade zalike bu işlemden sonra en yufessireha o konuları mesela ne yapıyor? Yorumlamak ve yuhallileha analizlerini yapmak düşüyor fakat sadece. Tamam mı? Akıl diyor ki şöyle oldu, böyle oldu, şöyle oldu, böyle oldu. Haza işte bu durum budur yani. Ve yazillu ba'dul hamka. Bazı aptal ve dangalaklar daim oluyor. Ellezin öyle aptallar ki la yidrikunel farka. Ayrım yapmaktan aciz bunlar. Beyne tabail ulumul muhtelifeti. Ondan sonra farklı efendim, biri öbürden farklı efendim, ilimlerin karakterleri arasında, farklı ilimlerin karakterleri arasında farkı idrak etmekten aciz kalan bazı ahmaklar, tamam mı? Kimyanın karakteri farklı, fiziğin karakteri farklı, matematik farklı, geometri farklı. Böyle farklı ilimlerin temel karakterleri arasındaki farkı idrak edemeyen bazı aptallar var ya, yazillu, zalle yazillu, yani dame yedumu gibi yani. Devam ediyorlar ne yapmaya? Yusirrune, ısrar etmeye. Israr etmeye devam ediyorlar. Niçin? İ'tidaden ehemmiyet veriyor minhum onlardan yani bir ehemmiyet var. Nereye? Bilmenecik tecrübiyi. Bunlar sadece deneysel metoda değer verdiklerinden dolayı, ehemmiyet verdiklerinden dolayı bunlar hangi konuda ısrar ediyorlar? Ala ademil imanı bil haliki celle celaluhu. Yaratıcı olan Cenab-ı Hak Celle Celaluhu iman etmeme. İyiye bunlar ne yapıyor peki? Israr ediyor. Fizik. Ondan sonra Allah Celle Celaluhu ise yani fizikle tabi görülmüyor, bilinmiyor neyse. Bu sefer ne yapıyorlar? Hayır diyorlar. Böyle bir şey yok. Malem yesbut lehu. Şimdi Allah için mesela o iman için mesela olmadığı müddetçe malem yesbut lehu o halik için zalike. Evet.
Evet. Malem yesmetlev Cenab-ı Hak Celle Celaluhu için zalike bu iman olmadığı müddetçe bilmenecit tecrübiyi deneysel metapla Allah Celle Celaluhu için söz konusu olan bir iman olmadığı müddetçe Allah Celle Celaluhu bunlar inanmıyor. Tamam mı? İş böyle oldu işte. Vel miskinu zavallı var ya, zavallı. İnnemâ muhakkak ki yeteyal ve yetevekimu zannediyor. Neyi? Enne urubbe, Avrupa, Avrupa var ya, he, lemma seyyerat, ne zaman ki yürüttü, bir ulumiyet tabiiyeti, sahip olduğu fizik ilimler sayesinde yürüttü neyi? El kitare, trenleri. Ve iştegalet, ondan sonra, yani ve iştegalin yesi Avrupa'ya gidiyor. Ve Avrupa meşgul oldu, ondan sonra el kehribae, yani elektrikle, daha ve etaret uçurdu, es-savariha füzeleri, ondan sonra nasıl da müstakdimeten kullanarak dirasel tecrübiyete deneysel araçları ve çalışmaları kullanmak suretiyle ne zaman ki Avrupa füzeleri uçurdu, elektriği keşfetti, buldu, neyse ona meşgul oldu, trenleri o fizik ilimlerle yürütünce delle zalike. Onların bu var ya, bu uğraşları neyi gösterdi? Ala ennel hakkaikel kevniyete, Allah'ın tabiatta var olan, kainatta var olan tüm gerçekler küllüye tamam var ya, yenbeği gerekiyor en tenkalibe, yani gerçeklerin alayı, ne kadar gerçek varsa bunların hepsi dönüşebilir, peki nereye en tenkalibe dönüşebilir? Ulumen tabiiyeten, fizik ilimlere peki munkalip olması gerekir dediler. Çünkü fizikle uğraşa artık yani kainatta var olan yegane kanun fiziktir. Bunun dışında öyle gayb, mayb, manevi falan filan yok diyorlar. Her şey ende sonunda maddeye dayanır. Bitti kadar. O zaman fiziğiyle... Yani şu mesela tahta değil mi? Eyvallah. Ben şimdi onlar diyor ki bu tahta tahta işte. Bitti kadar. Bu rahleyin yapılmasına sebep olan bu tahtadır. Biz ne yapıyoruz peki? Bunun ötesini çekeriz konuyu. Tahtayı yaratan bir Allah var. O diyor ki hayır. Eğer şu sehpa bir olaysa, tamam mı? Bu efendim yani görüyoruz, gözlemliyoruz ki tahtayı kesiyor, ötmem ne, tahta bu işi görüyor veya çivi bu işi görüyor. Ama hayvan o çiviyi çakarı görmüştü. Anladın mı? Anladım hocam. Yavruluk işte o zaman patlak veriyor. O illa aksi halde, evet. Yani böyle hepsi bunlar, ha. En tek ulman tabiyete ve en tahtaha li tecrübeti vel müşahedeti. O hakikatlerin, yani evrensel hakikatlerin gözlem ve deneye boyun eğmesi diyorlar, ondan sonra gerekir. Yekbülü kabul etmiyor. Hukme kadin, kadının hükmünü, hakimin hükmünü kabul etmiyor fi mahkemeti. Mahkemede kadının vermiş olduğu, kadinin vermiş olduğu hükmü kabul etmiyor. Ve kanunen, hiçbir kanun kabul etmiyor fi ilmin nefsi. Tamam mı? Maneviyatla alakalı psikolojide hiçbir kanunu kabul etmiyor. Yani ister Allah'tan bahset, ister peki ahlaktan bahset mesela, hayır. Niye? Ben uçağı uçurdum ben diyor. Füzeyi uçurdum ben diyor. Ondan sonra ne yaptım? Treni yürüttüm diyor. Elektriği gördüm diyor vesaire falan filan. Var, yok, ne varsa hepsi bu. O kadar. Onun için diyor yani beni maddenin ötesinde bir takım şeylerle oyalama lütfen diyor. Cinleri de böyle inkar ediyorlar. He? Aynı mantıkla cinleri de inkar ediyorlar. Tabii. Şimdi de Türkiye'de aynı işte. Şu bitti kadar. Konuşuyorsun, hiçbir şey tırnama yok. Ama parayı konuş, tamam bitti. Yegane kanun paradır diyor. Hocam teknolojinin... Yani ilim bilim diyoruz mesela şimdi biz. Niye? Allah'ın en büyük sıfatı var, cennet var, işin ucunda var vesaire falan filan. Buna göre yok. İlim güzel bir şey diyor. Çünkü işin sonunda diploma var diyor. Rütbe var diyor. Makam var diyor. İşte orada zorlanan zırt bir yer orası işte. Onlar o niyetle ilimi bunun için okuyor. Yani hep ilim diyor, bunu ortaya koydu şimdiye kadar yaptığımız araştırmalarda diyor. Bunun ötesi bir şey yok diyor. Ama kendisini kendi silahıyla vurabiliriz hocam. Yani fizik... Ya o ayrı bir konu. Ulema yaptı bunu. O gazeteci Ahmet Mithat Efendi'nin Nizâ-ı İlm ve Din diye bir kitap var. 3 cilt. Çikolata boyda. Kırmızı çikolata gibi ciltli. Osmanlıca. Nizâ-ı İlm-i Din. Ondan sonra Adnan adı var. Halide Edip Adıvar'ın kocası. Masondur kendisi. Ama kitabı mühimdir. Tarih boyunca ilim ve din diye. İlim, din çatışır mı, çatışmaz mı? Bugün mesela bütün gelişmeler
ilme dayalı. Ve bu ilim dini kaldırıp atıyor. Atıyor mu tutuyor mu peki? İşte burayı çok iyi sağlam almak gerekiyor. İslam'ı kabul ettirirken kesinlikle ilim İslamiyet'le çelişki arz etmez. İlim İslam'ı destekler. Burada süper birinci savunmak lazım. İbrahim. Onun için biraz bu ilimlerden anlamak lazım bunu savunabilmek. Tabii. Anlamadan nasıl savunuyoruz? Her zaman diyorum mesela acizane. Önce ilim mantığı. Kur'an-ı Kerim peki ayırıyor mu ondan sonra? Müspet ilim, pozitif ilim vesaire. İmam Rabbani şeyde hatırlıyor musunuz yani? Şekli Meymuni vardı. Bir de şekli bilmem ne vardı. Geometri falan filan. Sizi göstermiştim mesela. Peki. Ne demek oluyor peki? Hani o Salih bazen mesela kendisini Enbiya'dan yukarıda görüyor vesaire. Onu örnek verirken yanan mesela bir çalışıp o gördü. Bu ne bu? Astronomi ile kalbi mi bu? Meteoroloji ile kalbi mi bu?